Hoş geldiniz. Hayvanları götürüyorum. İçeri tarafta da buradaki 11 tane hayvanımızı köpekler giriyor. 9 tanesini orada boğup öldürüyorlar. 2 tanesini de burada yakalayıp parçalayıp saatlerce koşturup, kamera kayıtlarında da var hepsi zaten, boğup ciğerlerini patlatıp orada biriktiriyorlar. 2 tane telef hayvanımız zaten burada. Sonrasında da çıkıyorlar. Bu köpeklerin hiçbirinde ne kulak küpesi ne aşı, hiçbir şey yok. Hepsi başıboş geziyor. Köyde de bir sürü zaten var onlardan. Bizim de işte böyle malımız boş, başı boş gezen köpeklerden dolayı ziyan oldu. Yani bir şey de diyemiyoruz zaten. Daha önce olmuş muydu böyle bir olaylar? Daha önce böyle olmadı ama yaşamamıştık daha önce. Yaşayan yaşayanlar var mı? Daha eskilerden illaki var. Ama bunlar da herhangi bir şey yapılmadı. Bu köpeklerin arttığını zaten köylüler de söyledi. Ama herhangi bir gelip de buna tepki yapan kimse bir şey olmadı. Ne kadar maddi zararımız var? 1 milyona yakın bir maddi zararımız var. 11 tane çünkü yetişmiş malımız telef oldu köpeklerden dolayı. Bu gördüğünüz gibi yani, başka şu an söyleyeceğim zaten şeyden de bir şey diyemiyoruz. Gördüğünüz gibi 2 tane hayvan burada parça, 9 tanesi de orada ciğeri patlamış şekilde yatıyor. Köpeklerin küpesi de yok kulaklarında. Başı boş bir şekilde bırakılmış şekilde. Arkadaşlar bayılttılar. Şu an barınaklara götürecekler. Diğerlerinde de yok. Bu kadar yeterli zaten. Dediğim gibi yani kulaklarında küpe yok. Herhangi bir önlem yok. Dediğim gibi bu kadar. Hiçbirinin kulak küpesi yok değil mi? O CD'yi onu tanımam mı vereyim ben? Onları verirsin şeye. Abi sen getir. İşte tarımın ben almıştım. Oraya evrakları da alacağız. O CD'yi çekersin. Tamam. Onlar da size verecek. Aynen. Gerekli işlemleri çevre kurulu tarafından yapacağız. Bununla ilgili içiniz rahat olsun. Belediye ve tarım müdürlükleri tarafından da işlemlerle ilgili gerekli araştırmalar yapılacak. Evet. Adli ve idari işlemler tarafımızca sürdürülüyor. Tamam. Benim yazımdan söylemen çok iyi manidar yazılacak. Bana göndersinler diyor. Tamam. Tamam, adı ne istiyorsa biz göndeririz. Onları biz veririz ona. Kaç tane hayvanınız telef oldu? 11 tane hayvanım telef oldu. Sabah çobanım aradı. Nasıl oldu? Sokak köpeklerinden dolayısıyla 11 tane malım telef oldu. Gece 12-1 arası olmuş. Sabah çobanım aradı beni. Abi hayvanlar telef olmuş diye. Geldiğimde sokak köpekleri saldırısına uğramış. 11 tanesinin 2 tanesini parçalamışlar. 9 tanesi de birbirinin üstüne gelmiş. Soluk alamayıp ölmüş hepsi. 4 tanesi dişi, 7 tanesi de erkek. Hepsi etlik maldı. 4'ü damızlık malındı. Hepsi telef oldu. Bunların zararını kim karşılayacak acaba? Sokak köpeklerinin böyle şeyinden. Ayaş Belediyesi'ni aradım. Ayaş Belediyesi ekip gönderiyoruz diye. Daha hala ekip gönderecekler. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler. İlçe tarımdan geldiler. İlçe jandarma geldi. İl jandarmadan da geldiler. Büyükşehir ilgilendi, ilçe tarım ilgilendi ama Ayaş Belediyesi bir tane ilgilenmedi bundan. Benim bu zararımı Ayaş Belediyesi mi karşılayacak? Kim karşılayacak? Maddi kaybınız ne kadar tahminen? Şu anda 500
550 milyon. Ama bu mal ettik olduğu için 10 ay sonra 1 trilyon 100 bin lira para tutardı. Şu anda zararım şu andaki 550 bin lira yani. Ama beslemişti abi, 10 ay daha beslenecekti mal. O zaman 100-110 bin lira ete para tutardım mal. Bir hayvan 14-15 ayda yetişiyor. Benim bu ölen mallarım 7-8 aylık. 7-8 ay sonra kesime gidecekti. Ama şu anda telef olduğu için kesime gidemiyor. Şu andaki zararım 550 bin lira. Ama 7-8 ay sonra kestirmiş olaydım 1 milyon 100 lira para tutacaktı hayvanlarım benim. Kamera görüntülerinde göründüğü gibi hayvanların hiçbirinin küpesi yok. Bunlar hayvan yiyorsa yarın bugün insan da yer. Bunlara acil bir çözüm bulunması lazım. Ama belediyemiz sağ olsun hiçbir ilgilendiği de yok. Mevcut benim zararımdaki yere ekip bile göndermedi daha. Ya benim banka kredim var. Şuna bakar mısın? Mallar şimdi ben öldü. Ben banka kredimi nasıl ödeyeceğim şimdi? Kim ödeyecek? Hangi yetkililer ödeyecek bu banka kredim benim? Ben bankaya gitsem derdimi anlatamam ki. Bankada derdimi anlamaz. Benim paramı getir diyecek. Bu sokak köpeklerine zamanında şey alınmadığından dolayı benim zararımı kim karşılayacak? Bankanın kredisini kim ödeyecek acaba? Soruyorum yetkililere. Bu banka kredisinin zamanı geldiği zaman ben o zaman Ayaş Belediyesi'ne gideceğim diyeceğim. Gelin bunun borcunu ödeyin diye. Kim ödeyecek borcu? Soruyorum size Ayaş Belediyesi'ndekiler, yetkililer. Benim derdime çare bulun. Malların kredisini kim ödeyecek? Ben nasıl ödeyeceğim bunu? Üzerinizde böyle bir olay yaşandı mı? Ben ilk defa 11 senedir buradayım ben. Daha ilk defa benim başıma geldi. Çobanlara saldırdığını görmüştüm ben köpeklerin ama hatta bir iki olayına da kendimiz de gittik yardıma. Ama hayvanlara böyle saldıracağı hiç aklımıza gelmemişti. Onun için hayretle bakıyorum yani. Köylü olarak bu hayvanın yani bu insanın zararını kim karşılayacak bu köpeklerin yüzünden? Biz de aşağıda hayvancılık yapıyoruz. Çoluğumuza çocuğumuza da saldırıyor. Her yer köpek ağa. Bu adamın zararını kim ödeyecek? Hakikaten de doğru yani. Siz ne söylemek istersiniz? Ya biz de köylü olarak akşamları dışarı çıkamıyoruz. Çocuklarımızı dışarıda gezemiyor köpek korkusundan. Bizim de vatandaşımızın geldik köylü olarak ağırına baktı. Vatandaşımızın 11 tane hayvanın köpekler tarafından telef edildiğini, bu hayvancının da arkadaşının da zararını artık bir şekilde yetkililerden seslenmek istiyoruz. Bu şekilde arkadaşımıza yardımcı olursa seviniriz. Teşekkür ederim. Ama bu köpek, soğuk köpeklerine de bir çare bulunmasına istiyoruz. Yani şehirden köpeklerini besleyip köylere vatandaşlar atıyor. Köpekler burada aç ve insanları üzerine saldırıyor. Çocuklarımızı okula, bakkala yollayamıyoruz. Biz köylü olarak bu şekilde dertliyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. 7 tanesi dana, 4 tanesi düveyi gömdük diye tutanak tutacak, olay bitecek. Abi sizin çöplüğünüz yok mu? Çöplüğünüz yok mu? Var var hastanın arasında. He? Şurada aşağı koydum. Ayaş'ta hastanın arkasında çöplük varmış. Ayaş o, oradan şeye gidiyor. Tamam veriyorum bak. Şimdi şöyle çek abi. Çek abi çek. Ya Burhan aslında şu tahtalar bir alaydım kuzum. Çek oradan çek. Burhan o tahtayı bir anısana attık tahtayı. Bir çakalı çıkardamadık abi.